Evet, px polinomunu arkadaşlar bölme işlemi yapmadan x eksi a ile bölümden kalanı bulmak için polinomda x yerine x eksi a eşittir sıfır denkleminin kökü olan x eşittir a yazılır. Yani kalan p a eşittir. p a eşittir sıfır ise ancak ve ancak x eksi a ifadesi px polinomunun bir çarpan olmalıdır. Yani bölümünden kalanı sıfır buluyorsan o halde x eksi a burada px polinomunun bir çarpanı olacaktır. Şimdi örneğin arkadaşlar ben px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalanı bölüm, bölme işlemi yapmadan bulmak istiyorsam buranın kökü 1 olduğu için x yerine 1 yazacağım. Burada bu ifadenin x eksi 3 ile bölümünden kalanı bulmak için x yerine 3 yazdığımızda p4 elde ediyoruz. Bu ifadenin buna bölümünden kalanı bulmak için bakın buranın kökü 2x artı 3'ü 0 eşitlediğimizde x eşittir. Eksi 3 bölü 2'dir. Eksi 3 bölü 2 yerine yazılırsa ne elde ettim? P 9 bölü 2 ifadesini elde Evet sevgili arkadaşlar bu polinom buna eşitmiş. Buna göre Px artı 2 polinomunun buna bölümünden kalan. Bakın buranın kökü 1 olduğundan 1 yerine yazılırsa benden P3 ifadesinin değeri istenmekte. Şimdi P3'ü bulmak için de şuradaki eşitlikte x yerine 2 yazacağım. x yerine 2 yazdığımızda P3 ifadesi ne yapar? 4 10 artı 2'dir ve bu ifadenin değeri eksi 4 olmalıdır. Evet bu polinomun çarpanlarından bir tanesi x artı 2 ise demek ki x artı 2'ye tam bölünüyor. O halde bunu sıfır yapan x değeri eksi 2 olduğundan eksi 2'yi burada x yerine yazarsam p eksi 1'in değeri sıfır olmalı. p eksi 1 şuradaki ifadede x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam burası ne yapar? 3 artı 6 artı a eksi 5'tir ve bu ifadenin sonucu sıfır olmalıdır. Bu durumda arkadaşlar burada 9, 4. 4 artı a'nın değeri 0 ise a'nın değeri de eksi 4 olarak bulunur. Evet Qx polinomunun kas sayılar toplamı 2. Yani ben burada Q1 ifadesinin 2 olduğunu biliyorum. Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan soruluyorsa benden P3 ifadesinin değeri istenmekte. Yukarıda verilen eşitlikte x gördüğünüz yere 1 yazmanızı isteyeceğim. Bu durumda burası P3 artı 2'dir. Bölü Alt tarafta ne var? Q1 artı 1 var. Ve bu ifade 8 eşit. Şimdi Q1'in değeri 2. O zaman burası ne yaptı? Burası 3 yaptı. 3'ü karşıya çarpım olarak yollarsam. P3 artı 2 ifadesi burada 24'tür. Dolayısıyla P3'ün değeri ne yapar? 22 yapar. Evet şu ifadeyi sıfır eşitleyeceğiz. X kare ifadesiniz bu X kare artı 2'yi sıfır eşitlersem, X kare ifadesinin eksi 2 olduğunu bulurum. Şimdi arkadaşlar Px polinomunu bu aşamada şöyle yazabilirim. X karenin karesi var burada. Eksi 3 tane x çarpı x kare ifadesi mevcut. Artı 5 tane x kare var. Eksi 2x artı 1 ifadesi mevcuttur. x kare yerine eksi 2 yazmam gerekiyorsa eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 yazarsam artı 6x. Eksi 2 yazarsam eksi 10. Eksi 2x artı 1 elde ettim. Bu durumda arkadaşlar bu ifade için 4x 4 eksi 10 daha eksi 6 bir daha ne yaptı? Eksi 5 yaptı. İfadenin x kare artı 2'ye bölümünden kalan 4x eksi 5 olmalıdır. Evet px polinomunun buna bölümünden kalan neymiş? 7 eksi 2 xmiş. Buna göre buna bölümünden kalanı bulalım demiş bize. Şimdi ben px polinomunu bu durumda şöyle yazabilirim. Ne yapıyorum bu polinomu? x çarpı x artı 5'e bölüyorum. Burada bir tane bölüm polinomum var. Kalan polinomu ise arkadaşlar 7 eksi 2 x e eşit. x artı 5 ile bölümünden kalanı bulmak için p eksi 5'i bulmalıyım. x gördüğüm yere eksi 5 yazarsam görmüş olduğunuz gibi şurası sıfır olduğundan şu toplamın ilk, e, ilk terimi şu ilk kısım sıfır olmuştur. Eksi 5'i yerine yazarsam burası 7 eksi artı 10'dan ne yaptı? 17 yaptı. Evet, dilerseniz arkadaşlar Px ifadesini hesaplayalım. Px ifadesinde 20 tane terim var. O halde Px için buraya şunu yazıyorum. 20 tane x artı 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı 20 çarpı 21 bölü 2'den ne yapar? 210 yapar. Devam ediyorum. Qx'i yazacağım. Qx'de kaç tane terim var? Ee, bu arada burada ufak bir hatamız oldu. Yukarıda 21 tane terim var değil mi? Sıfırdan başladığı için. 21 tane terim olacaktır. Şurayı 21 yapalım. Tamam. Burada kaç tane terim var? Burada 5 tane terim var. O halde buraya 5x yazdım. 1, 2, 3, 4, 5 tane terim var. Artı, burada arkadaşlar 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı 4 çarpı 5 bölü 2'den ne yapar? 10 yapar. Px yani 21x artı 210 ifadesine burada 5x artı ee, neye böleceğim? Ona böleceğim. Kaç defa var 21x'in içerisinde 5x ifadesi? 21 bölü 5 defa var. Bu x çarpılırsa 21x. Bu x çarpılırsa 210 bölü 5'ten ne elde ediyorum? 42 elde diyorum. Yukarıdaki ifadeden alttaki ifadeye çıkarttığında bunlar gider. Ve buradan geriye ne kalacaktır? 168 kalacaktır. O halde doğru yanıt E seçeneğidir. Evet arkadaşlar Px polinomunun buna bölümünden kalan sorulmakta. Yani bizden P2 ifadesinin değeri istenmekte. P2'yi bulmak için x yerine burada eksi 1 yazarsam P2 ifadesi bu durumda eksi 2 eksi 5 artı 2'dir. Buradan da eksi 5 ifadesi elde edilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Evet polinomunun çarpanlarından bir tanesi x eksi 2'dir. Bu durumda 2'yi yerine yazdığımızda bu ifade 0 olmalı. Eğer çarpanıysa. Bu durumda Q2 ifadesi eşittir diyeceğim. 8 artı 12 artı 2P eksi 6 eşittir 0'dır. Buradan da arkadaşlar ne elde ettim? 14 artı 2P ifadesinin 0 olduğunu. Dolayısıyla P değerinin eksi 7 olduğunu elde ettim. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet QX polinomunun sabit terimi bize eksi 2 olarak verildiyse demek ki Q0 ifadesi burada eksi 2 olmalı. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan x sene 3 yazarsam P3 ifadesinin ne olduğu sorulmakta. Yukarıdaki ifadede x gördüğümüz yere 0 yazalım. Bu durumda burası P3 yapar. x gördüğüm yere 0 yazdığım için burası 3 tane Q 0'dır. Ve burada arkadaşlar artı 3 vardır. Tamam çok güzel. Q 0 yerine geldim. Ne yazdım? Eksi 2 yazdım. Eksi 6 burası ne yaptı? Eksi 3 yaptı. P3'ün değeri eksi 3 olduğundan doğru yanıt A seçeneğidir. Evet Px polinomunun buna bölümünden kalan. Bak şimdi ben ne yapmışım? Px polinomunu x çarpı x eksi 2'ye bölmüşüm. Bir tane bölüm polinomu elde etmişim. Kalan da burada 3x artı 1 olmuş. Bunun buna bölümünden kalan nedir? P2'dir. P2'yi bul diyor. X'e 2 yazarsam P2 eşittir. Bak burası ne oldu? Şurası sıfırlandı. Artı ne geldi? 7 geldi. O halde bu ifade 7 olduğundan doğru yanıt E evet seçeneğidir. Evet x eksi 3'e bölümünden kalan 7 ise demek ki arkadaşlar P3 ifadesinin değeri burada 7 olmalı. x artı 3'e bölündüğünde kalan eksi 5 ise demek ki P eksi 3 ifadesinin değeri eksi 5 olmalıdır. Şimdi Px polinomu neye bölünecek burada? x kare eksi 9'a bölünecek. Burada bir tane bölüm polinomu var. Kalan polinomu da arkadaşlar burada ax artı b tipinden olmalı. Burası ikinci dereceden olduğu için. x yerine 3 yazarsam şurası sıfırlanır. Artı burada 3 tane a artı b var. Bu ifadenin değeri 7. Eğer ki x yerine eksi 3 yazarsam şu kısım sıfırlanır. x yerine eksi 3 yazdığımda eksi 3a artı b ifadesinin değeri de eksi 5 olmalıdır. Bu iki ifadeyi alt alta toplarsam 2B ifadesi 2, B ifadesi 1 olmalı. B yerine 1 yazarsam, A yerine de 2 yazmam icap eder. Bu durumda kalan polinomu şuydu. A yerine 2 yazdık, 2x. B yerine 1 yazdık, 2x artı 1 ifadesini elde ettim. Doğru yöntem, D seçeneğidir. Evet, polinomun sıfırı. Arkadaşlar, x eşittir A için P, A ifadesi sıfır eşit ise, x eşittir A sayısına Px polinomunun bir kökü, yani sıfırı denir. Burada x eşittir a sayısı px polinomunun bir kökü ise px ifadesi bu biçimde yazılabileceğine dikkat etmemiz gerekmekte. Evet düşüncelerden px polinomu için arkadaşlar eğer ki eksi 1, 1 ve 3 bu polinomun birer sıfırı ise yani kökleri ise eksi 1 kök gelsin diye x artı 1, 1 kök gelsin diye x eksi 1, 3 kök gelsin diye x eksi 3'ün burada bulunması icap eder. Tabii ben bunun başkası sayısını bilmiyorum. O yüzden buraya bir a sayısı yazacağım. İşte px burada buna eşitmiş. Ancak sabit terimin 12 olduğunu biliyorum. Yani burada arkadaşlar x'e 0 yazarsam a çarpı 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3 ifadesinin değeri burada 12 olmalı. Ve buradan da a'nın değeri 4 olarak elde edilmeli. A yerine 4 yazılırsa px ifadesi 4 çarpı burada x artı 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 polinomudur. Dilerseniz bu ifadeyi çarpabilirsiniz. Evet baş katsayısı imiş. Sıfırları eksi 1, 2 ve 3 ise o halde arkadaşlar px polinomunu şu şekilde yazarım. 2 çarpı eksi 1 kök gelsin diye burada x artı 1 olmalı. 2 kök gelsin diye burada x eksi 2 olmalı. 3 kök gelsin diye burada x eksi 3 olmalı. Bu durumda p 0 ifadesi x yerine 0 yazıldığında 2 çarpı 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3'tür. Bu ifadelerin çarpımı da ne yapar? 12 yapar. P0 değeri burada 12 olmalıdır. Evet baş katsayısı sayısı 1'miş. 3. dereceden yani 3 tane sıfır olmalı. Şimdi Px ifadesini şöyle yazıyorum. Eksi 2 kök gelsin diye x artı 2 yazdım. 1 kök gelsin diye x eksi 1 yazdım. 2 kök gelsin diye x eksi 2 yazdım. Tabi baş kat sayısı 1 olduğu için buraya 1 yazmama gerek yok sabit terimi sorulmakta. X yerine 0 yazarsam 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi 2'den bu ifadenin sonucu 4 gelecektir. Doğru yanıt E evet. seçeneğidir. Evet, üçüncü dereceden bir polinom yazacağım. Px polinomu baş katsayısı hakkında bilgi verilmemiş. O yüzden buraya a yazıyorum. Kökleri bunlarsa, eksi 3 kök olsun diye x artı e 3, 1 kök olsun diye x eksi 1 ve 2 kök olsun diye buraya x eksi 2 yazıyorum x yerine 0 yazıldığında p0 ifadesi a çarpı 3 çarpı eksi 1 çarpı eksi 2'dir. Ve bu ifadenin değeri 6 ise buradan da a'nın değeri 1 olarak bulunur. a yerine 1 yazılırsa px polinomu burada şuna eşittir. x artı 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'dir. Bu durumda p eksi 1 ifadesinin değeri ne yapar? 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 yapar ki bu ifadenin değeri de 12 olduğundan doğru yanıt A seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar derecesi 3 olan bir polinom yazacağım. Sıfırları eksi 3, eksi 2 ve 2. Bu durumda Px ifadesinin baş katsayısını bilmiyorum. Buraya bir A yazdım. Buraya geldim. X artı 3 yazıyorum ki eksi 3 kök olsun. Buraya X artı 2 yazdım. Ve buraya da X eksi 2 yazacağım. Ama kalan 5'miş. O yüzden artı 5 ekleyeceğim katsayılar toplamı yani x yerine 1 yazdığımızda bu ifade arkadaşlar ne olacakmış? Eksi 19 eşit olacakmış. x yerine 1 yazarsam a çarpı 4 çarpı burası 3 çarpı burası eksi 1 artı 5 eşittir. Eksi 19 olacak. Bu durumda burası ne yaptı? Burası eksi 12a yaptı. Bu ifade eksi 24 ise a'nın değeri de 2 olmalı. Neyi soruyor size? X kare kas sayısını soruyor. Hemen Px şuraya aldım. Px ifadesi A yerine 2 yazılırsa 2 tane x artı 3 çarpı. Bak şu x'ini çarparak yazalım. Ne yazacağım buraya? X kare eksi 4 yazacağım. Artı 5 e ekleyeceğim. Şimdi şu 2'yi içeri dağıtırsam burası ne yapar? 2x artı 6 yapar bu ifadeyi x kare eksi 4 ile çarptıktan sonra buna 5 ekleyecekmişim. Bak şimdi. Eğer ki sen x kare terim merak ediyorsan ne yapmalısın? 6 ile şunu çarpmalısın değil mi? Başka yerden x kare terim gelir mi? Gelmez. Bu x'in çarptığında da 6x kare elde edersin. x kare ifadenin katsayısı 6 olduğundan doğru yanıt e evet, seçeneğidir. Evet baş katsayısı 1 olan bir polinom var. Px polinomu ve bu polinomun çarpanlarından bir tanesinin x kare artı 1 olduğunu biliyorum. Diğer çarpanı bilmiyorum. Buraya x eksi k yazacağım. Tamam. P2 ifadesi. P2 ifadesi x eksi 2'ye bölümünden kalan diyor ya bu ifade 20'yi eşitmiş. O zaman o zaman ben burada x yerine 2 yazdığımda burası ne yapar? 5 yapar. Burası 2 eksi k yapar. Bu ifadenin sonucunun 20 olması için de k'nın değeri burada eksi 2 olmalıdır. k yerine eksi 2 yazarsam bu polinomda px ifadesi burada x kare artı 1 çarpı x artı 2 ifadesidir. Tamam. Sabit terimi sorulmakta x yerine 0 yazarsak burası 1 burası 2 çarpılırsa ne elde ettim? 2 elde ettim. Dorian base şeydir.